Bir bahçenin bir 4 bölü 7'sine salatalık, 2 bölü 5'ine domates tohumu ekilmiştir. Bu bahçenin salatalık ve domates tohumu ekilmiş alanı tüm bahçenin kaçta kaçıdır dediğimiz zaman. O zaman bu ikisini toplamamız gerekiyor. Ama paydaların eşit olması gerekiyor. 7 ve 5'in ortak çarpanı nedir diye baktığımız zaman 7 ile 5 çarparsak 35 olacaktır. O zaman en küçüğü 35 olduğu için 35 ile genişletiriz. Yani 7'yi 5 ile, 5'i de 7 ile genişletiriz. 5 ile 4'ü ve 7'yi çarptığımız zaman 20 bölü 35. 2 bölü 5'i 7 ile genişlettiğimiz zaman 14 bölü 35 oldu. Ve ikisini topladığımız zaman 20 artı 14, 34 bölü 15'ine salatalık ve domates tohumu ekilmiştir. Geriye kalan 1 bölü 35'i de herhangi bir şey ekilmemiştir. 1 bölü 6, 1 bölü 7. Hemen paydalar eşit olmadığı için eşitlemem gerekiyor. Burayı 7 ile genişletmem, burayı 6 ile genişletmem gerekiyor. Genişletmede pay ve paydalar çarpılması gerekir. 7 bölü 42 artı 6 bölü 42. Payda olduğu gibi kalacaktır. 6 ile 7'yi topladığımız zaman 13 bölü 42 karşımıza çıkar. Bir terzi elindeki kumaşın 1 bölü 4'ü ile etek, 2 bölü 5 ile ceket dikmiştir. Terzinin elindeki kumaşın kaçta kaçı kullandığını bulalım. Yani 1 bölü 4 ile 2 bölü 5'i toplamamız lazım. Paydalar eşit olmadığı için 5 ile ve burayı da 4 ile genişlettiğimiz zaman 5 bölü 20 artı 8 bölü 20. 5 ile 8'i topladığımız zaman 13 bölü 20'sini kullanmış oluyor. Bir öğrenci harçlığının 2 bölü 3'ünü kitaba, 1 bölü 4'ünü yemeğe harcamış. Bu öğrenci tüm harçlığının kaçta kaçını harcamıştır? Yani bizden 2 bölü 3 ile 1 bölü 4'ün toplamını istiyor. 2 bölü 3'ü 4'te genişletiyoruz. 1 bölü 4'ü 3'te genişlettiğimiz zaman 8 bölü 12 artı 3 bölü 12. Paydalar aynı şekilde kalacaktır. 8 ile 3'ü toplarsak 11 bölü 12 olacaktır. Ya da modelleme mantığında yine genişleterek yaptığımızda ikisinin eşit olması için 12 parçanın 8 tanesini alıyoruz. 1 bölü 4'ün 12 parçanın 3 tanesini de eklediğimiz zaman karşımıza buradan 11 bölü 12 gelecektir. Bir miktar cevizin Seda 2 bölü 9'unu, Merve 3 bölü 8'ini yemiştir. Buna göre Seda ve Merve'nin birlikte tüm cevizlerin kaçta kaçı yediğini uygun kesir modelleriyle gösterelim. Öncelikle 9 ve 8'i parçalamam gerekiyor. Burayı 8'de, burayı 9'da genişletmem gerekiyor. 8 ile 2'yi çarparsam 16 bölü 72 artı 27 bölü 72 olması gerekiyor. Burayı topladığım zaman da 43 bölü 72 olacak. Bunu modelleme şeklinde yaptığım zaman 72 parça olması gerekiyor böyle böyle. Burada 16 parça alacağız. Şuraya kadar 16 parça alalım. Bir diğerinde de yine 72 parçalık. Bu da 72 parça. Burası da 72 parça. Şöyle 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 yaptığımız zaman burası 27 parça olacak. Bir bütünü aldığımız zaman şuraya kadar 27 ve 16'nın toplamı 43 parçalık 72'den almamız gerekiyor. 1 bölü 5, 1 bölü 2. Burayı 2 ile, burayı 5 ile genişletmem gerekiyor. 2 bölü 10 artı 5 bölü 10, 7 bölü 10 olarak cevabımız çıkacaktır. Bir sporcu pazartesi günü 2 tam 1 bölü 2 saat, salı günü ise 1 tam 1 bölü 5 saat antrenman yapmıştır. Sporcunun 2 günde toplam kaç saat antrenman yaptığını hesaplayalım. Tam sayılı kesirler, kesir ve tam kısımları toplam olarak yazılabilir. Yani ayrı ayrı. 2 tam 1 bölü 2, 2 artı 1 bölü 2, 1 tam 1 bölü 5 de 1 artı 1 bölü 5 yazılabilecektir. 2 ile 1'i ayrı toplarız. 1 bölü 2 ile 1 bölü 5'i ayrı toplayabiliriz. 2 ile 1'i toplasam 3, 1 bölü 2 ile 1 bölü 5'i topladığımız zaman burayı 5, burayı 2 ile genişlettiğimiz zaman 3 artı 5 bölü 10,
ve 2 bölü 10 olacaktır. Buranın toplamı 7 bölü 10. Yani 3 artı 7 bölü 10 olacaktır. Bu artıyı düzenlediğimiz zaman antrenmanda bu şekil karşımıza çıkacaktır. Ya da tam sayılı kesiri bileşik kesire çeviriyoruz. 2 tam 1 bölü 2 5 bölü 2. 1 tam 1 bölü 5'te 6 bölü 5 olarak yazdıktan sonra 5 bölü 2'yi 5'te 6 bölü 5'i 2 ile çarptıktan sonra daha doğrusu genişlettikten sonra 25 bölü 10 ile 12 bölü 10'u topluyoruz. 37 bölü 10 bu bileşik kesri tekrardan 37'yi 10'a bölüyoruz. 3 defa var. 3 kere 10 30 kalınımız 7 oluyor. Burada yaptığımız şey bölüm 3 tam. Her zaman payda yerinde kalıyor. Kalanı da buraya koyduğumuz zaman 3 tam 7 bölü 10 karşımıza çıkacaktır. Tam sayılı kesirlerde toplama işlemi yapılırken tam sayılı kesirler bileşik kesirler çevrilerek işlem yapılabilir. Tam kısımlar toplanarak sonucun tam kısmına, kesir kısımlar toplanarak sonucun kesir kısmına yazılarak da işlem yapılacaktır. Zeynep evinin bahçesine boyu 3 bölü 5 metre olan bir fidan dikmiştir. Bir süre sonra fidanın boyunu ilk ölçüme göre 1 tam 1 bölü 4 metre daha uzadığını bulmuştur. Buna göre fidanın boyu kaç metredir? Yani 3 bölü 5 ile hemen burayı düzenlersek 4 kere 1 4 1 eklediğimiz zaman 5 bölü 4'ün toplamını istiyor. Paydaları eşitlemem gerekiyor. Burayı 4 ile genişletiyorum. Burayı 5 ile genişletiyorum. 12 bölü 20 artı 5 kere 5 25 bölü 20. Toplandığı zaman üstler 37, altlar değişmez 20 olarak kalacaktır. İkisi tam sayılı. 2 ile 1'i toplayıp kenara 3 yazabilirim. Artı şimdi 3 bölü 5 dediğimiz ifadeyi 7 ile genişletiyorum. Burayı da 5 ile genişletiyorum. 7 kere 3 21 bölü 35 artı 5 bölü 35. 3 tam ya da artı 21 ile 5'i topladığımız zaman 26 bölü 35. Bu da necektir? 3 tam 26 bölü 35 karşımıza cevabımız çıkar. Kardeşlerin boy farkını ölçmek isteyen Aslı küçük kardeşin boyunu 7 bölü 10 metre, büyük kardeşin boyunu 4 bölü 5 metre olarak ölçüyor. Aslı'nın kardeşlerinin boy farkının kaç metre olduğunu bulalım. Yani buradan bizden istediği aslında olay nedir? 4 bölü 5'ten 7 bölü 10'u çıkartmak. 4 bölü 5'i 2 ile genişletiyorum. 8 bölü 10 olacaktır. 8 bölü 10'undan 7 bölü 10'u çıkarttığımız zaman 1 bölü 10 bizim farkımız olacaktır. Modelleme şeklinde de birbirlerine eşitleyerek toplama yaptığımız zaman ya da çıkartma yaptığımız zaman da aynı sonuç gelecektir. Beden eğitimi dersinde öğrencinin 2 bölü 5'i basket, 3 bölü 8'i tenis oynamaktadır. Basketbol oynayanların yani 2 bölü 5'in tenis oynayan öğrencilerden farkı 3 bölü 8'den farkını istiyor. Toplam ve çıkarmada her zaman payda eşitliyordum. Burayı 8 ile çarpacağım. Burayı 5 ile çarpacağım. 8 ile genişlettiği zaman 16 bölü 40 eksi 5 ile genişlettiğimiz zaman 15 bölü 40. Bu da bize 1 bölü 40 olarak karşımıza çıkar. Yine çıkarma işleminde paydaları genişletmem gerekiyor. Çünkü paydalar eşitse işlem yapabilirim. 35 bölü 42 eksi 18 bölü 42. 35'ten 18 çıkarttığım zaman 17 bölü 42 cevabımız çıkar. Kenan harçlıklarının 1 bölü 4'ü ile oyuncak, 2 bölü 7'si ile yiyecek ve kalan kısmı ile kitap alacaktır. Kenan harçlığının kaçta kaçını kitap için ayırmıştır. Önce 1 bölü 4'te 2 bölü 7'yi toplarlamam gerekiyor. Burayı 7 ve burayı da 4 ile genişlettikten sonra 7 bölü 28, 8 bölü 28, 15 bölü 28'i harcadı. Parası 1 tam olduğu için 1 tamdan 15 bölü 28 çıkartmam gerekiyor. 1 tam dediğim gizli biri vardır ve 28 ile genişletmem gerekir. 28 bölü 28 de 1 eder.
28 bölü 28'den 15 bölü 28'i çıkarttığımız zaman 13 bölü 28 elimizde olacaktır. Bir bahçenin 2 bölü 5'ine kavun, 1 bölü 2'sine karpuz ve kalan kısma domates ekilecek. Domates tohumu ekilecek kısım tüm bahçenin kaçta kaçıdır? Önce 2 bölü 5'te 1 bölü 2'yi toparlıyorum. Burayı 2 ile burayı 5 ile genişletmem lazım. 4 bölü 10 artı 5 bölü 10 eşittir 9 bölü 10 oldu. 1 tamdan 9 bölü 10'u çıkarttığımız zaman da 1 bölü 9'luk, pardon 1 bölü 10'luk domates ekim olacaktır. Bir sepetteki elmaların 3 bölü 10'u çürük çıkmıştır. Sepetteki sağlam elmalar toplam elmaların kaçta kaçıdır? Bir bütün vardı ve 3 bölü 10'u çürük çıktı. 1'in gizli bir olduğu için 10'la genişletirsek 10 bölü 10 olacaktır. O zaman 7 bölü 10 bize sağlam elma kalacaktır. 1 bölü 3, 1 bölü 6, 1 bölü 2 ve boş. 1, 2 ve 3 bardakların kaçta kaçının su ile doldurulduğu yanlarına yazılmış. 4. bardağın içi boş bırakılmıştır. 1, 2 ve 3 bardaktaki su 4. bardağa boşaltılırsa 4. bardağın kaçta kaçı su ile dolar. O zaman bunların hepsini toplamam lazım. Paydalar 6 olduğu için burayı 1, burayı 2 ile 2 bölü 6, 1 bölü 6 ve 3 bölü 6 oldu. Hepsini topladığımız zaman 6 bölü 6'dan 1. O zaman tüm bardak ne olacaktır? Full kapasite, tamamı dolacaktır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Dört bölü altıyla bir bölü ikiyi toplamış, pardon çıkartmış. Ve sonuç bir bölü bir, iki, üç, dört, beş, altı olarak karşımıza gelmiştir. Dört bölü altı eksi bir bölü iki, o da eşittir. Bir bölü altı olarak sonucumuz çıkar. Yukarıdaki modellerde gösterilen şekillerin karedir. Buna göre ABC modelinin ifade ettiği kesirlerin toplamını bulunuz. Burası 1'de 2, 3'te 4, 1, 2, 3, 4, 5, de 8. O zaman bunun toplamını söylüyordur bize. 1 bölü 2 artı 3 bölü 4, 5 bölü 8 olduğu için ne yapacaktır? Hatta bakacağım onu ifade. Burayı da topla demiş, pardon. 8 ile genişleteceğim. Burayı 4 ile, burayı 2 ile, burayı 1 ile. 4 bölü 8 artı 6 bölü 8 artı 5 bölü 8, 15 bölü 8 olarak karşımıza gelir. Sercan'ın boyu 1 tam 9 bölü 10 metre, Hasan'ın boyu 1 tam 3 bölü 5 metredir. Buna göre hangisinin boyunun daha uzun olduğunu ve aralarındaki boy farkını bulunuz. 3 bölü 5'i 10 ile genişletirsem 6 bölü 10 edecektir. 1 tam 9 bölü 10, yani Sercan Hasan'dan uzundur. O zaman 1 tam 9 bölü 10'dan 1 tam 6 bölü 10'u çıkarttığımız zaman önce sabit tam sayılar 1'den 1 çıkarsa herhangi bir şey kalmaz. 9'dan 6 çıkarsa da 3 bölü 10 boy farkı olacaktır. Aşağıdaki toplam ve çıkarma işlemlerini yapalım. 1 tam garanti duruyor zaten. Şurayı 3, burayı 5 ile genişletirsek 5 bölü 15 eksi 3 bölü 15 artı, buraya düzenlerim, 15, 2, 17 bölü 15. 5'ten 3 çıktığı zaman 2, 2, 17 daha, 19 bölü 15 cevabımız çıkar. Burayı 7 ile burayı 4 ile genişletmem lazım. 7 kere 3 21 bölü 28 eksi 8 bölü 28. 21'den 8 çıktığı zaman da 13 bölü 28 oldu. 8'de 3'ü çarparsam 24. 3 eklediğim zaman 27 bölü 8.
5 kere 2 10. 2 topladığım zaman 12 bölü 5. Burayı 8 ile burayı da 5 ile genişleteceğim. 5 de 27 çarparsam 135 bölü 40 eksi 96 bölü 40. Bu da 39 bölü 40 olarak karşımıza gelir. Burayı 2 bölü 14 yapabilirim. 7'yi 2 ile genişlettim. Sabit sayıları topluyorum. 5'te 1, 6 tam edecek. 14 payda aşağıda değişmez. 2 ile 1'i topladığımız zaman da 3 olacaktır. 6 tam 3 bölü 14. 5 kere 2 10. Bir daha 11 bölü 5 olacak. Yani 11 bölü 5'ten 2 bölü 3'ü çıkartmam lazım. Burayı 3 ile burayı 5 ile genişletmem lazım. 33 bölü 15 eksi 10 bölü 15. 33'ten 10 çıkarsa 23, aşağısı da 15 oldu. Aşağıdaki işlemlerle bu işlemlerin sonuçlarını eşleştiriniz diyor. 3 ile genişletmem, 5 ile genişletmem lazım. 3 çarpı 12 36 artı 5 de 7 35 bölü 15 olması gerekiyor. 71 bölü 15 kimde var? Buraya denk gelir. 3'te genişletiyorum. 6'ya 3 oldu. 5'ten 3 çıkarsa 2. 6'lar aynı. 2 bölü 6 burada. 2 tam 3 bölü 2 artı 4 bölü 3 şeklinde bir durum. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişlettiğimiz zaman, hatta direkt genişleterek yazalım. 12 bölü 6. 3 ile çarparsak 9 bölü 6. 2 ile çarparsak 8 bölü 6. 12, 9 ve 8'i topladığımız zaman 29 bölü 6. 29'u 6'ya böldüğümüz zaman 4 tam 5 bölü 6 olacak. Buraya eşitlenecek. 9 bölü 4, 3, 1, 4 bölü 3 oldu burası. Burayı 3 ile burayı 4 ile çarptık. 3 ile 9'u çarparsak 27 eksi 4 ile 4'ü çarparsak 16 bölü 12. 27'den 16 çıkarsa 11 bölü 12. Bu da bu tarafa gelecektir. Bir duvarın 1 bölü 7'sini Mehmet Usta, 3 bölü 14'ünü Hakan Usta yapıyor. O zaman burası 2 bölü 14. Duvarın kaçta kaçlık kısmı boyanmıştır? 2 bölü 14 artı 3 bölü 14 dediğimiz zaman 5 bölü 14'ü boyanmış. Benden boyanmamış istediği için 1 eksi 5 bölü 14 bir bütün olduğu zaman 14'te genişletiyorum. 14 bölü 14 olması gerekiyor. O da 9 bölü 14'lük kısım boyanmamış oluyor. 2 tam 3 bölü 2 dediğimiz ifade, istersek şunu önce genişletelim. 4'e 6. Daha sonra bileşik kesir yapalım. 12 artı 4. 16 bölü 6 eksi 4 bölü 6. 16'dan 4 çıkarsa 12 bölü 6. O da ne olacaktır? 2 olacaktır. 2'nin doğru ifadesi asal sayıdır. Doğru. Tek dildir. Büyük ya da küçük değildir. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere.